Bu akşam İstanbul sahnelerinde müthiş bir oyun başlıyor. Oyunumuzun adı Yanılgı. Yönetmenimiz ve yazarı Giray Mert Özdenoğlu yanımda. Şu şahane genç arkadaşlar biraz sonra hayat verecekler sahnede. Biz Aspalı sahnedeyiz bugün. İstanbul'un çeşitli sahnelerinde onları görme şansınız olacak. Şimdi her zaman yaptığımız gibi önce oyunu konuşacağız biraz. Arkadan sahne performansları, canlı görüntüler sizlerle olacak. Lütfen ayrılmayalım. Yönetmenim söz sizde. Siz kalem aldınız, ne anlatıyorsunuz bunu? İnsan ilişkileri mi? Nereden geldi, nereden çıktınız? Neler aklınıza geldi? Bunu ben geçen sene kalem aldım. Aslında çok taze bir durum. Geçen sene. Çiçeği burnunda hem yeni başlıyor hem de yeni kalem alındı. Yeni kalem alındı. Bu genç arkadaşlarımın oyuncağını bilerekten yazdım. Özde yapıma ait. Özde yapıma ait. Özde yapım uzun zaman sonra alternatif sahnede aslında. Evet. Ben biz daha çok prodüksiyon olarak daha vaudeville tarzı, farz tarzı, daha celebrity işler. Evet. Şimdi artık el verme zamanı. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hem gençlere el verme hem de daha çok insana ulaşma şansınız var. Evet, çünkü farklı yerlerde düşünsene. Daha ticari baktığımız için. Şimdi Beyoğlu'ndayız. Mesela bir de derdimiz bu var. Cami. Şimdi şu anda derdi olan bir oyun yaptık. Hmm. Her oyun bir derdi vardır ama bu defa gerçekten derdimizi anlatabiliyoruz. Hele şu döneme çok uygun. Yanılgı neden yanılgı? Hayat içinde düştüğümüz yanılgıların bugün bize neler yaşattı? Yani şu an onun anlamı. Kiray sen de oynuyor olsan sürpriz olacak benim için. Arkadaşlar komedide o kadar başarılı ki hatırlayacaksınız. Dünya kadar oyununu ben sizi buluşturdum. Ödül demiyor, müthiş bir oyuncu. Komedide üstünü tanımıyor. Gerçekten maşallah. Çok teşekkür ederim. Dramda aslında merak ederdim ben seni bugün böyle. Ben oynamak var zamanda ama keşke girseydin. Bunu sahneye koymak ve yazdığın bir şeyi ve bu devam edecek. Benim yazdığım şeyler biraz daha... Bunun serilerim olacak. Var. Benim yazdığım oyunlar var. Hep derdi olan. Mesela yaptığım işte şu an çıkacak iş başka. Mesela ben daha çok komedi yapıyorum ama daha çok da derdi olan işler yazmaya başladım. Evet, evet. Çünkü dönem bizi buraya getirdi. İnsan ilişkinlerinden yola çıkıyorsunuz. Çok güzel böyle hap gibi veriyorsunuz. Yani, kadınlar üstünden gidiyoruz. Hadi be. Sadece kadın da değil, psikolojiler üstünden. Yani yaşadıkları... Bir tane erkek var. Yavrum dedi ki ben arkaya gideyim, dedim ki niye ben kısa boyluysam sorun bende sende değil yavrum dedim yanımda dur. Canımsan. Bir tane erkek var ve kadın üzerinden dediniz. Evet, üç. Aslında yani kadın derdi değil, insan derdimiz. Ama burada o da kadın erkek ilişkisinde yaşanan aksaklıklardan çıkıyor. Burada bir çift var mı? Yoksa ilişkiler sadece. İlişki de değil. Değil. Nasıl merak ettim? Şöyle söyleyeyim, yani bir yerden spoiler vermek istemiyorum. Yani aslında ana... Verme, gelip göreceksiniz ama görüntü vereceğim ben size. Dönemde çok büyük bir sıkıntı var kadınlarımızda. Evet ya, neden? Yani sıkıntı yaşıyorlar. İşte ben erkeğe soruyorum, ne komik, neden? Neden? İşte bu yaşadıklarımızı bir erkeğin kaleme alması enteresan olacak. Bir taraftan da erkeğin, mesela suçlunun da psikolojisini işliyor biraz. Evet. Yani kim suç? Hayatta kimler? Geçmişimizdeki suçlular ki. Yaşadıklarımız mı acaba etkiliyor? Kim bilir? Kesin. Zaten ölünceye kadar insanın çocukluğunu taşıyor beraberinde. Neler geçmişinde yaşamışsa değil mi? Hepsi bir şeyleri taşıyor. Dün dün yaşadıklarımız yarın önümüze. Zaten bu oyunun açıklamasını yaparken de öyle söylüyorum. Dün yaşadıklarımızın dışa vurun. Arkadaşlar Rezonans Kanunu diye bir kitap var elimde şu ara. Tavsiye ederim. Tam da böyle şeylerle ilgili biraz da. İlginizi çekerse eğer okuyun. Rezonans Kanunu. Hatta yolda gelirken elimdeydi. Ben metroda geldim. Okuyarak geldim. Halkınıza karıştın. Evet. Ben her gün halkın içindeyim. Araçta İstanbul trafiğinde bir yere yetişmek mümkün değil. Ben her gün Marmara'dayım, metrodayım, metrobüsteyim. Vallahi hep toplu taşıttayım. Bence kopmamak da gerekiyor. Yani hayattan koptuğumuz zaman sahne sanatlarıyla ya da herhangi bir sanatın bir dalıyla ilgilenirken çok zorlanırız. Çünkü derdimiz ne? Özümüz insan. İnsanla uzaklaşırsak dertten uzaklaşırız. Kesin. Derdimiz oldukça üretiriz. Mesela artık ben derdimi yazdım, çizdim. Şimdi bu arkadaşları dinlemek lazım. Evet. Bu arkadaşlar artık kendini ifade ediyor. Söz sizde. Söz sizde, sahne sizde. Aynen. İsimlerimizi söyleyelim, karakterlerimizi zaten. Badesu ismim. Badesu. 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 Evet. Bilal oğlum değil. Badesu Bilaloğlu. Nerede bir Bilaloğlu daha var? O kaçtı mı? Yapım koordinatörümüz kaçtı. Koordinatörümüz kaçtı. O da Bilaloğlu'ydu. Evet. Kızı. Kızı mı? Evet. Serap mı?
mıydı? Sera. Kadın yok oldu. Oyundaki ismi de Beren. Ben burada yine bir kadının hayatına değiniyoruz. Bir hayatımızın anlattığı gibi. Oyundaki ismi Beren. Beren bize daha çok... Saflığı. Masumiyeti. Evet. Sevgisi. Herkese güvenmeyi. Bunları yansıtıyor. Evet. Başına geleceklerim. Evet. Ooo çok fena. Erkek olarak sana söz vereyim. Bakayım ne yapıyorsun bu oyunda? İsmim Eren. Evet, Eren Soy. Eren Atasoy erkekleri temsil ediyor bu oyunda. Kızlar. Yani tek taraflı bakılırsa birey olarak oyundaki bir birey olsa sorun yaşarız ama biz bir simgesel kullanıyoruz. Simgesel kullanıyorsunuz. Cenk karakterini anlatıyorum. Buradaki derdimiz de aslında herkesin bahsettiği gibi yanlış anlaşılmalar, yanılgılara düşmenin temel sebebi de iletişimde yaptığının en büyük göstergesi. Doğru iletişime geçememeli. Doğru, o şekilde iletişimi tutturdular. Tabii ki. Konuşursa anlaşılır, hiçbir şey yok zaten. Evet. Kavgaları sebebi. İletişimsiz tamamen arkadaşlar. Hele de çağımızda daha mı böyle kolayca herkes bir ordu bitti, bir telaş içerisinde yaşama, bir tuhaflık var. İletişimin içinde iletişimsizliği başarıyor. Eskisi gibi değil yani, çok şey değişti. Ve ben bunu böyle toplu taşıtların içinde her günüm ya, o insan değişimini en iyi gözlemleyenim. 10 seneden beri devamlı insan içerisindeyim. Kademe kademe değişmemiz. O kadar zor sıkıntı ki. İnsanlarda artık şey kalmadı bence. Tahammül yok. Yok. Asabiyet arttı. Tahammül olma ne yapıyor? Bireysel oldu. Bireysel oldu. Yer kapmaca bireye vardı. Yani o bir taşı tutuyor veya. Evet, sana. Ben de insan oldum. Cansu karakterine hayat veriyorum. Evet, Cansu. Cansu çok katmanlı bir karakter benim için. Yani dışarıdan böyle deli dolu, böyle sevecen bir karakter gibi gözükse de içerisinde böyle çatışmaları olan bir karakter. Giriş çıkışı ben yaşayan evet. Bir karakter. Cengiz de fazla şey yap, kınıyorsun söylemeyeyim, neyi söylemeyeyim. Evet. Tabii sen de söyle, adını söyle. Ben Elif Polat. Oyunda Banu karakterini canlandırıyorum. Efendim? Banu. Banu olsun. Ben canlandırıyorum. Yani Banu biraz sert bir karakter. Sevdikleri için birçok şeyi yapabilecek biri. Hak adaletli olan biri ve kendince adalet sağlamaya çalışan. Güzel. Daha da açmayalım, değil mi? Açılacak bir... Bozulacaksın biraz sonra. Hayır. Yani kısarsın da böyle kısarsın. Buraya gelip tek perdeni zaten açılmayı çok evet. Kısa. Ve ben evet. Yazarken de yeni nesile uygun bir şey yazdığımı hissediyorum. Çünkü şöyle, kız sadanise hiç uzamıyor. Sahneleri epizod epizod düşünün. Ama bizim orada zaman kavramı yok. Yani bir olay çizgisi var. Ama dizginin öncesi sonrası oyunun çeşitli yerlerinde yap bozul finalde seyirciye oluşturuyoruz. Bayağı ilginç. Umarım ilginç. Evet. Gelip göreceksiniz arkadaşlar. Sonraki tarihimiz hatırlayalım. Şimdi arttıracağız ama ilk olarak 30 Kasım'da Affecale sahnesindeyiz. Oradaki Affecale'de yazalım. 30 Kasım'da orada var. Sonra tekrar Asmalı'ya geri döneceğiz. 25 Aralık yanlış hatırlamıyorsam. 25 Aralık'ta tekrar öteyiz. Asmalı'nın sayfasından ya da Özde Yapım'ın sayfasından zaten bulabilirsiniz arkadaşlar. Biraz acele etsinler çünkü bu oyun evet. Biletleri 10 gün önce bitti. Yani ben bir şey bakalım, sıkıntıda... bugünden itibaren takiptesiniz. Aldınız aldınız. Aldınız, derdinizi gördünüz, gördünüz. Gördünüz, gördünüz. Belki kendinizi göreceksiniz. Belki bir çıkış yolu bulacaksınız bu oyunda. Kim bilir, değil mi? Olabilir. Umarım. Değil mi arkadaşlar? Daha da konuşmayalım ya. Bugün premier arkadaşlar. İlk kez seyirciyle buluşuyorum. İlk kez seyirciyle buluşuyorlar. Bugün oldukça heyecanlılar ve daha da artık konuşup da sizi daha tutayım ben. Arkadaşlar biraz sonra canlı performansları sizler olacak. Tabii sürprizlere dokunmayacağız. Biraz görselleri sizinle paylaşacağım ben biraz fikrimiz olsun diye. Yoğunluğunca alkışlarınız bol olsun. Onların olsun. Benim yapmak istediğim şey onları öne çıkarmak. Onları destekleyeceğiz beraber. Yönetmenin Sehiye sen onlarla berabersin zaten. Onların gıyabında sana doğru evet, ederiz. Onlar artık benim bir meslektaşım. Evet, meslektaşlarımı bu yolda... Onlar hepiniz, hepiniz bir bütün sürdü. Evet, güzellikler. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Bugün... Yalan ne bana yalan ne? Ben istiyorum konuşmak ama olmuyor. Olmuyor yapamıyorum.
Ondan bahsetmiyorum. Okul meselesini. Ha. İşin çözülüyor mu? Bahsetsene şu çocuktan. Yani ya, benim gibi sadece arkadaş mı yoksa daha... Hayır ya, sadece arkadaş. Belki işteleriniz olabilir ama... Hayır. Ben de karardım. Zor şey işte. Unutulmayan tek gerçek çocuk. Ne yapıyorsun? Başladı yine ya. Ay, ne yapıyorsun? Bak, göster. Ne kadar beyaz. Ne kadar beyaz diye bakacağım aşkım. Ne var be?